Aferin bak. İsteyince oluyormuş demek ki. O kamyonun arkasında ne oldu öyle? Ha? Nefes alamadın, ter içinde kaldın. Karanlıkta şarkıyı mırıldanmaya başladın. Bir şey olmadı ya. Mekanın akustiği çok güzeldi. Dedim bir şarkı patlatayım. Hı. Eyvallah, iyi akustikten. Ben yetimhanedeyken çok dayak yedim. Şimdikiler öyle değil, şimdikilerin durumu iyi. Şikayet etseydin. Kime? Ana yok, baba yok. Müdüre gidemezsin. Olmaz öyle şeyler. Ağlayamıyorsun da. Ağlarsan zayıfsın çünkü. Bu sefer de herkes üstüne gelir. Allah'tan benim hastalık çıktı işte. O ne demek? Bu hemofili meselesi çıkınca da ayaklar kesildi. Dövemiyorlar. Ölümden döndüm ben çünkü. İlkim var ya, acayip sevindim. Aha dedim, yırttık. Artık dayak yok. Da öyle olmuyormuş işte. Bu sefer de karanlık oda meselesi başladı. En ufak bir şey de atıyorlar içeri. Işık yok. Yemek yok. Hiçbir şey yok. Sibel gizli gizli kapıya gelip bu şarkıyı söylüyordu. Korkmayayım diye. Rahatlayayım diye. Yani akustik güzel değildi de. Karanlık maranlık. Şarkının tam yeriydi. Kontrol etmek için kendimi. Acıktım. Döner. Ha, bir döner ısmarlayamadım sana. Abi. Hadi anlatacağım mı artık ne olduğunu? Niye öyle sırılsıklam geldin? Sana ne Huri? He? Sana ne? Sen bana akıl verecek insan mısın ki? He? İlacın varsa başına sür. Git bak bakayım Yunus'a. Peki abi. Sen kendine gelmişsin, tamam. Baba. Ne? Nene çağırıyor. Buyur abi. Kapa kapıyı, kapa. Dayı, gelen mi? Ben berbat olmuşum. Ne oldu? Katil olmuşum. Masumların katili olmuşum. Oğlum siz salak mısınız lan? Siz beni niye aramıyorsunuz lan? Geleyim, koşayım, yetişeyim, ha? Abi gözüne seveyim, şu telefonuna bir baksana, ben seni kaç kere aramışım. Kaç kere aramışım lan? En az 30 kere aradım ben seni abi. Abi zaten yetişsen ne olacak? Kaşla göz arası bütün şarjörü boşalttı. Doğru yok ki, yok. Hiç yok. Sen asıl Rus meselesini bilmiyorsun. Ne meselesi? Ya Vladimir yok mu?
Geçen gün tesise gelmiş işte. Ha. Rahmetli Yiğit'in meselesini. Ya malımı vereceksin ya paramı vereceksin. Atıyor tutuyor ileri geri. Babanın da gözü döndü. Ulan ben oğlumu koymuşum kara toprağa sen para diyor. Aldı satırı bir koydu bileği kaldırdı attı adamın üstüne. Ne diyorsun lan sen, ciddi misin? Allah belanı versin abi. Akşamına da bunun patronu geldi. Alexander mı ne bir şey. Bak abi tesis değil eve geldi adam. Girmiş arka bahçede çocukla top oynuyor. Baba da bunu gördü. Fena lan. Fena. Çok fena abi. İyi hadi git sen git. Dik tut başını. Kendine gel. Ne olduysa oldu. Senin adın nedir? Bilmem. Unutmuşum. Senin adın nedir? İskender. Peki baban neden İskender koymuştur senin adını? Denkbeş Büyük İskender padişahın hikayesini anlatmış. Hamelişlerin padişahı Darüş'ü nasıl yendiğini, Babil tahtına nasıl geçtiğini anlatmış. Bunu duyan baba, eğer bir oğlum olursa ismini İskender koyayım demiş. İskender padişah gibi güçlü olsun, kuvvetli olsun. Tamam. Keşke olmayaydım. Keşke olmayaydım. Çok canlar almışım. Çok can akıymışım. Şimdi ne doğru ne yanlış bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ne yapsam olmuyor. Benim Allah'ım başımdan kaymıştır. Hezra benim. Hezra benim. Yiğidimin kemiklerini sızlatmayacağım. Ama bugün, ama yarın. Onun katilinin toprağı buraya gelecek. Başka her bir şeyi unut. Her şeyden önce budur. Her şeyden önce budur. Getireceğim dayı. Dayı bir şey soracağım ya. Banyoda düşündüm. Bir analiz yaptım yani. Oğlun olduğumu düşünüyorsun ya. Mermilerin önüne atlıyorsun falan benim için. Ya ben senin oğlun değilsem? Hani nasıl bu kadar eminsin? Bu mu ya? Bu. Güneş kolyesi. Doğum lekesi mi? Ya sokaktan 10 tane adam çevirsek yarısında var buna benzer bir şey. Tamam çok acı çekmişsin. Anladım. Anlıyorum yani seni. Ailen gitmiş. Kaybolmuş her neyse. Aramışsın bulamamışsın ona da tamam. Ama bir noktada sende kayış kopmuş bence. Yanlış anlama, düzgün düşünemiyorsun. Tutturmuşum bir tavşan meselesi. Kolye, doğum lekesi falan. Hani yanılıyor olabilir misin acaba? Ya ben senin oğlun değilsem? Ha? İhtiyar bir sakinleş. Hatta bir duşa gir. Temizlen. Kafayı da temizle. Ama bir düşün. Nasıl lan?
Bunlar da kirlidir. Kız ne bileyim ben, kokla bak işte. Baba telefon çalıyor, oyunun süresi var. Hadi çabuk. Tamam, hemen vereceğim. Alo. Abi haberler çok kötü. İskender Baba dün kamyon taramış. İçinden geçmiş. Bizim çıkardığımız kamyonmuş abi. Göçmenlerin hepsi ölmüş. Ne yapalım abi? Babamın haberi var mı? Bilmiyorum abi. Duyar duymaz seni aradım. Mehmet abi. Çok şükür babanın her şeyden haberi var. Bize de haber geliyor. Babanın her şeyden haberi var. Baba vallahi bak şimdi. Buyur baba. Bir şey istedin. Yok. Baba hadi telefon ver. Canlarım bitiyor. Hadi. Hadi. Babanın canları bitmez güzel kızım. Kızım koşma, düşeceksin. Damat. Seninle bir dışarı çıkalım. Dükkana gidelim. Biraz konuşuyor. Haydi. Burada. Daha güzel olmamış mı? Sallam yarabbim ya. Ne diyeyim ben şimdi sana? Ben neyin derdindeyim? Senin derdin ne be? Ne oldu oğlum? Vallahi. Ne oldu söyle. Anlat. Belki bir faydam dokunur. Akıl veririm. Ha ver. Ver akıl, ver akıl. Akıl verirsin ya. Sevsinler lan senin vereceğin aklı. Bugün akıl verirsin, yarın oğlum dersin, sonra defolup gidersin. Dayınla konuştum. Buradayım. Tamam hadi çık. Çık tamam, yatacağım ben. Kafam beynim patlıyor sabahtan beri bir sürü şey. Oğlum, yapma gözünü seveyim. Affet. Affetmek büyüklüktür. Sen beni küçük görüyorsun madem, o zaman sen büyüklük yap. Affet. Tamam lan tamam. Tamam affedeyim. Önce affedeyim, sonra ne yapayım? Onu da söyle. Ha? Anlat ya, dinliyorum, anlat. Ya. Susar kalırsın işte böyle. Kolay mı lan öyle? Ha? Gel affet deyince oluyor mu? İyi ben. İki oda topla. Gömlek ütüle. Ha? Analık mı yaptın sen bana şimdi Huri Hanım? Analık mı yaptın? Tamam hadi git ya git. Git sen git, kocana git. Buralar sana göre değil. Ben buradayım. Sen istesen de istemesen de ben buradayım. Olma lan, olma. Olma burada. Olma! Sen kocanla dünyaları gezerken ben burada bir başımaydım. Tek başımaydım ben. O zaman çıkıp gelecektin. Şimdi geçmişsin karşına, affet beni oğlum. Affetmiyorum lan. Affetmiyorum. Geber lan şimdi vicdan azabından. Lan bana bak, sövüp sövüp durma. Seni burada eşek sudan gelinceye kadar döverim. İskender'in ordusu gelsin elimden alamaz. Ne yapıyorsun lan? Çocuk mu var senin? Kes! Sen çocukken de böyle zırnaksan az bile yapmışlar sana. Lan yürü git, bir kaza çıkacak şimdi elimden. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Vuracak mı? Vur. Hele bir vur. Hele bir vur. Nasıl alıyorum ayağımın altına? Oğlum saf mısın sen? Ha? Saf mısın? Sen nasıl bir dünyada yaşıyorsun? Bir bak. Bir etrafına dön bak. Sen bilmiyor musun bu ailenin kurallarını? Ha? Kadının sözü ne zaman dinlenmiş ya? Beni geç, dayının kızlarına bak. Hangisi büyüğüne karşı gelebilmiş bir defa olsun?
Öyle atıp tutmak kolay. Kocam da kocan, kocan da kocan. Ne kocası be? Ne kocası? Zorla evlendirildim ben. Zorla. Anladın? Sevmediğim adamla yıllarımı geçirdim. Babam vefat etti. Ne oldu burada? Ne oldu? Vah bizim huriciğimize mi dediler? Beni pışpışladılar mı sanıyorsun? Aman dul kalmasın, aman kocasız kalmasın, aman sahipsiz kalmasın. Bana mı sordular bir kez olsun oğlunu özler misin diye? Bu kadının kocası gitmiş, oğlunu da biz almayalım mı dediler? Demediler. Sormadılar. Kopardılar. Ben seni görebilmek için sustum. Aklını başına topla şimdi. Ne desen, ne yapsan yerden göğe kadar haklısın. Sen burada anasız kaldın. Ama ben de orada oğulsuz kaldım. Bir otur düşün. Yalnız sen değil. Ben de haklıyım. Geç damat, geç. Gel hala, gel. Hadi geç damat dışarı, geç. Kapatın şelterleri. Paydos, hadi eve, 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 hadi. La deniyorum la size. Hadi çıkmayın, çıkın. Gel, nereye lan? Abi İskender Baba çıkın dedi, bugünlük mesai bu kadarmış. Olur mu öyle şey, olmaz. Hesap kitap şaşar, hedefin dışında kalırız. Baba. Baba. Ulan çabuk çek. Baba. Ulan çek. Ulan ben. Geçerim lan. De, kime söylüyorum? Geçerim lan. Lan öldüreyim lan sen. Öldüreyim lan. Sen kimsin lan? Sonra sen kimsin lan? Alo. Ne var Fikri, çabuk söyle. Hemen buraya gelmen lazım. Ama çok acil gelmelisin. Orada mı o? Evet. Kendisi biraz sinirli. Birazdan da fazla. Yani epey bile diyebilirim. Birini öldürecek kadar. Yüzüme kap. Yunus. Söyle Esma, ne oldu? Ne oluyor? Mehmet nerede? Babam aldı gitti. Dayım mı aldı? Evet. Niye? Ne bileyim niye? Gel beraber dükkana gidek dedi. Gidiş o gidiş. Tam tersaneye gitmişlerdir işte. İş meselesine. Benim çıkmam lazım ama. Ne diyorsun İhtiyar? Düşündün mü? Şu baba oğul meselesini. Ya bu doğum lekesi falan havacıva. Belki adam üstüme çay döktü, ne biliyoruz? Ver ver. Aklına yattı değil mi? Senin oğlun olmayabilirim yani. Evet, olmayabilirsin oğlum. Çay lekesi. Oğlum. Yani. Sen değil de oğlum. Doğum lekesinden çok rahatsızdı. Baba sil sil doğum lekesini diye. Devamlı ısrar ediyoruz, arkadaşların dalga geçiyor. Ne olur sil sil. Ben de dedim oğlum nasıl sileyim doğum lekesi bu. Sonra bir gün aklıma bir çare geldi, gittim.
Ben de aynısından dövme yaptırdım. Allah! Bir sevindi, bir sevindi. Benim oğlum koştu gitti arkadaşlarına. Babamda da var doğum lekesinden, babamda da var doğum lekesinden. Seninle bir alakası yok ama öyle aklıma geldi işte. Katil ettin sen beni. Beni katil ettiniz beni. Katil ettiniz lan beni, katil. Katil ettiniz, cellat ettiniz beni. Beni cellat ettiniz lan. Ula ben seni yedim ne? Ben seni yedim Allah'ım. Başımdan kaydı lan. Kitapsızlar. Ula benim arabamı. Kendi kamyonumu tarattınız lan. Kendi kamyonumu tarattınız beni. Cemal'le bir olup beni katil ettiniz lan. Bana tarattınız. Ya ben nereden? Gelin lan sizi. Gelin lan sizi. Baba. Tehdit etti baba. Yasemin'le, Esma'yla tehdit etti beni baba. Ulan Yasemin benim torunum. Esma benim kızım. Ulan ben koruyamaz mıyım kızım? Ne torunu ben kol senin gibi. Tanrıdım çek. Ulan korkmaz. Ulan kulaklarım bunlar da mı duyacaktı lan? Bunlar da mı duyacaktı? Ulan torunuma, çocuğuma kadar girdin lan. Anan! Anan! Uykum geldi. İçtim biraz. Sen de hiç uyumuyorsun ha. Pek uyumam. Gerektiği kadar. Tamam Terminatör. Aslında ben de çok uyumam. 3-5 saat yetiyor yani. Aklım almıyor damat. Aklım almıyor. Ben seni ne yapayım lan? Öldüreyim lan ben seni. Ne yapayım lan ben seni? Bana niye yaptınız lan bunu ha? Niye yaptınız lan bunu? Beni cellat ettiniz lan. Umut sattığım insanların cellatı ettiniz ulan beni. Oğlum bir dur. Bir dur gözünü seveyim ya. Kurban olayım bir dur ya. Esma'yı düşün, Yasemin'i düşün. Bak öfkeyle yapıyorsun, yapma. Biri kızın, biri torunun. Aa, sana mı soracağım lan ne yapacağımı? Ha? Sana mı soracağım lan? Bıktım lan sizden. Bir anam, bir sen. Torunlara ne olacakmış? Çocuklara ne olacakmış? Benim oğlum gitti oğlum. Benim canım gitti. Tenaka. Damat kalk kalk.
Abi vallahi bana şey yapma. Babamı göreceğim diye kendini paraladı. Evi kattı karıştırdı. Ablacığım ne oluyor? Mehmet nerede? İçeride mi? Yok yok burada. Yalvarırım söyle ne oldu? Ne yaptı Mehmet? Ablacığım bir dur gözünü seveyim ya. Bir sakin ol. Baban göndermiştir bir yere. Ama bak sakin ol. Buralar karışık. Hadi eve. Musa eve gönder. Baba! Baba! Ablacığım. Bırak beni. Baba. Kızım. Baba yalvarırım baba. Ne olur baba yapma baba. Bir şey yapma baba. Ne olur. Beni düşünmüyorsan kızımı düşün. Torununu düşün. Ne olur baba. Baba. Esma. Baba yalvarırım. Ne olur baba yapma. Ne yapıyorsun Esma ya? Milletin içinde ayaklarıma kapansın. Kalk. Yapma. Kalk güzel kızım. Kalk. Yapma. Yapma canım. Yapma. Beni Mehmet'siz bırakma baba. Ne olur. Bak beni dul bırakma. Ne olur baba. Ya, ya öyle şey olur mu Mehmet'e? Ne yapacağım ben? Zaten sen zor bir damat buldun. Gözünü seveyim ya. İşi var onu. Ben şey göndermişim. Bitirsin eve gelecek ya. Musa. Esma'yı mı bırak? Haydi. Emredersin babacığım. Gel ya abicim. Rahat ol. Ya Allah Allah. Elimizden kaçırdıkça arsızlaştı şerefsiz. Ula benim damadımı kaçırmak nedir ya? Elini, kolunu, her yerini sallayarak dolanıyor. Biz bir halt edeyim mi? Edemeyiz tabii. Ne oldu la bir kız verdi? Ne oldu la buldunuz? Peşindeyim bulacağım. Bulacağım mı? Ula la bahlu bahlu aradınız yok lan. Ne demek lan bulacağım? Bulacaksın, getireceksin. Ya haydi. Ya havle vela kuvvete. Fikri, çık sıkılandığın yerden. Çık. İskender Bey. Çevireceğim Fikri, çevireceğim. Evet efendim. Fikri. Bu ne oğlum? Yüzünü gözünü bir temizle, bir stok üstüne toparlansın. Sonra da bizim eski eve götür, kapıya da adam koy. Yine bir şerefsizlik yapmaz. İskender Bey, acaba Musa'ya mı söylesek? O daha deneyimli ya. Malum benim alan bu sebep falan. Fikri. Fikri. Damat. Şşş. Hele bir bak bakayım. Karnını arayacaksın. İşim çıktı sonra geleceğim diyeceksin. Toparlanınca da eve gideceksin. Oldu mu? Korkma lan. Korkma lan. İşte bana, bana bak. Sana kızgınlığım geçmedi o. İyileş, bir daha döveceğim seni. Alo. Neredesin kızım sen? Arıyorum iki saattir açmıyorsun. Açtım işte. İyi ne yapıyorsun? Evdeyim. Sen ne yapıyorsun? İyi. Şu mevzu vardı ya hani yarım kaldı. Gel şunu bir konuşalım. Ha. Geleyim canım. Geleyim. Otele mi geleyim? Yok otele gelme. Şeye gel sen. Yahşi sahilin orada otopark var ya.
Gel oraya, oradan alacağım ben seni. Tamam. Hazırlanayım ben o zaman. Görüşürüz. İyi uyudun. Uyumadım ya. Gözümü dinlendirdim. Alo. Orada mısınız? Evet. Benim yardıma ihtiyacım var. Ölüm kalım meselesi. Gerçekten. Tamam. Geliyorum. Tamam. Kalk bakalım, hadi gidiyoruz. Kalk çabuk. Bana bak. Benim sözümden çıkmayacaksın. Ben ne dersem o. Anlaştık mı? Lütfen. Ha, lütfen demesen hayatta gelmezdim ha. Geç. Ben niye burada gidiyorum ya? Görünme diye seni korumaya çalışıyorum. Geç. Bana bak. Fena alıp gelmez değil mi burada yine kapalı mapalı? Gelmez, gelmez. Şurası açık, hadi. Allah Allah ya. Anasının kuzusudur o. Acıktın mı sen? Ha? Oy benim güzel oğlum. Oy benim annem. Güzelim. Ah benim canım. Nursel. Nursel kızım sen ne yapıyorsun ya? İskom çok yoruldum. Ha, azıcık da gazını sen çıkarsan. Hadi be. Tövbe tövbe. Nursa sen delirdin. Ne gazı ya? Oyuncaktır bu oyuncak. Bilmiyor musun sen? Gözünü seveyim bırak onu. İskom sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Kendine gel, kendine gel. İlaki kendini tımarhaneye yatırtıracaksın ha Kur'an'ıma. Karımdır demem, yatırırım seni tımarhaneye. Yetti artık ya, yetti. Ne yetti be? Bana yetti. Ben sana iki tane oğlan verdim. Birinin adını yasakladın, öbürünü toprağa koydun. Sal beni! Sal! İçimdeki acıyla yaşayamıyorum ben. Ben bir kendimle kalayım.
Ama ne halin varsa gör ha. Ama bu odadan dışarı çıkmayacaksın. Torunlara, çocuklara gözükmeyeceksin. Ne zaman kendine geldin, o zaman çıkacaksın. Ya senin yüzünden kimse kendine gelemiyor. Evden cenaze çıkmış, deli evde kalmış. Yeter ya. Tövbe estağfurullah. Basar mıymış? Çocuk muyum lan ben? Ya hep bir gizem, hep bir şey. Ne yapıyorsun amına? Peşindeki adam kim, farkında mısın sen? Yunus, evet. Siz tanıyor musunuz onu? Ben tanıyorum. Sen nereden tanıyorsun Yunus'u? Çok uzun hikaye. Çok uzun zamandır tanıyorum ben onu. Ama o beni tanımıyor. Beni Eliz diye biliyor. Çünkü benim iki ismim var. Biri Sibel, biri Eliz. Ama sorun şu ki... O şu an Sibel'i arıyor. Sibel benim. Beni arıyor yani. Sen şunu tane tane anlat bakayım. Bu Yunus'la sen. Nesiniz? Arkadaş mısınız? Nesiniz? Arkadaşız. İş arkadaşı gibiyiz. Kızım senin ne işin olabilir Yunus'la? Ne? Eskortum ben. Eskort. Bu herif de benim yıllardır müşterim. Tamam mı? Metin biliyor mu? Ne? Kızım söylesene, biliyor mu Metin? Aklınıza ilk bunu sormak geldi değil mi? Biliyor. Bilmez olur mu hiç? Ama öyle hayata gözünü annesiz babasız açınca hayat o kadar da kolay olmuyor. Öyle doğru yolu seçemiyorsun yani. Bak Metin'e. Bak düştüğü duruma bak. Yanı başında olsaydınız böyle mi olurdu? Pardon, bu arada ben size sormayı unuttum. Sizin meslek neydi ya? Ha? Siz bana yardım edecek misiniz? Lütfen. Edeceğim sana yardım.
Yalnız Yunus'a bir şey yapamam. Orası biraz karışık. Şimdi sen saklanmaya devam et. Nereden geldiysen git oraya. Ben Metin'i kaçıracağım, sonra gelip seni alacağım. Sonra mı? Bakın ben size anlatamıyorum galiba. Anlatamıyorum. Bu adam benim peşimde, her yerde beni arıyor. İki eli de benim yakamda. Bu adam beni arayacak. Arayacak ve diyecek ki Eliz gel. Ne yapacağım ben? Şşş, sakin ol. Ne diyeceğim ben buna, ne diyeceğim? Ailen var mı senin? Yok. Bir tane kız kardeşim var. Annem de babam da yaşıyor mu, ölümü umurumda değil benim. İyi dinle beni. Şimdi ben sana ne dersem aynısını yapacaksın sorgulamadan. Tamam. Bu Yunus seni aradığında ne diyeceksin ben sana söyleyeceğim şimdi. Aynısını söyleyeceksin. Tamam. Aynısını. Aynısını. Ne oluyor lan? Nereye gittin sen? Sibel ne alakaya? İhtiyar anlatsana, ne konuştunuz? Alo! Anlatacağım. Gir içeri, ey kafanı. Yapacağım, yapacağım, yapacağım işe. Alo? Ya sen neredesin kızım ya? Diktin beni buraya. Başım belada. Başım belada. Ben yarı yoldan dönmek zorunda kaldım. Seni de arayamadım. Kusura bakma, ne olursun. Ne oldu? Olan oldu. Memleketten aradılar beni. Abimler buraya gelmiş. Yaptığım işi öğrenmişler. Her yerde fellik fellik beni arıyorlar. Ne arıyorlarmış ya? Düzgünce anlatmış onu. Ya ne anlatayım işte sana. Beni bulurlarsa gördükleri ilk yerde öldürecekler. Benim uzun süre saklanmam lazım. Ya dur, dur, dur. Bir sakin ol, dur. Ben varken kimse dokunamaz sana. Sen şimdi çıkma evden, halledeceğim ben. Nasıl halledeceksin ya, ne yapacaksın? Bana bak Yunus, sakın sakın kötü bir şey yapma. Karşılarına falan çıkayım deme, ne olursun bak. Yok be yavrum, niye yapayım ben öyle bir şey? Sen dediğimi yap, çıkma evden, hallediyorum ben. Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim sana. Lan gerçekten tabii. Kimim var lan benim şu hayatta senden başka? Hı? Sen olmasan ne yaparım ben? Bana bak. Attığın her adımdan haberdar et beni, tamam mı? Bir de şu evinin adresini ver bana. Adam göndereceğim. Yo 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 yo. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Çünkü burası çok küçük bir yer. Konu komşuya rezil oluruz. Bak sakın böyle bir şey yapayım deme. Eliz. Sakın bir yere gitme, olur mu?